İsmi Robert Liston. 1800'lü yıllarda Londra'da yaşamış bir cerrah. En hızlı cerrah, en hızlı bıçak lakaplarına sahip olan bir kişi. O dönem en çok yapılan ameliyat bacağın kesilmesi ameliyatı, yani amputasyon ameliyatı. Ve anestezi de olmadığı için 4-5 kişi bu işlem sırasında hastayı tutmak zorunda kalıyor. Onun için hızlı olmak gerekiyor. Nitekim Robert Liston'un bu konuda bir rekoru var. Bir bacağı tam 2,5 dakikada kesmiş. Ne kadar hızlı olduğunu ve ne kadar keskin testere ve bıçaklara sahip olduğunu da gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Yalnız bir gün bir hastanın bacağını keserken hızlı davrandığı için dikkatsizlik sonucunda bacağı tutan asistanın da parmaklarını kesmiş. Bu sırada bacaktan sıçrayan kanlar ameliyatı izleyen yaşlı bir hekimin yüzüne gelmiş. O hekim de şoka girmiş, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiş. Dönemin koşullarında herhangi bir sterilizasyon ve temizlik kaygısı olmadığından dolayı beklenildiği üzere de hem hasta hem parmakları kesilen asistan mikrop kapmışlar ve enfeksiyon nedeniyle hayatlarını kaybetmişler. Yani bir ameliyat, üç kayıp. Tabii ki hiçbir cerrah hastasını kaybetmek istemez. Hemen Robert Liston hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmayınız. Anestezit yapılan bu ameliyatların ne gibi sıkıntılara yol açtığını birinci elden tanıklık ettiği için tıp tarihinde önemli bir gelişmeyi de sağlamış. O da nedir? Dünyada ilk defa eter anestezisini uygulayan kişi Robert Liston olmuş. Sayısız hastanın hayatını kurtarmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, cenazesine büyük bir kalabalık katılmış. O kalabalığın içerisinde sadece 600 hekimin olduğunu söylersem kendisinin yarattığı katkıyı da düşünmüş olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.